Dünyanın en yanlış bilinen dinozorunu sorsam pek çoğunuz Dilophosaurus der, değil mi? Gerçi bana sorulsa ben Spinosaurus derim ama konumuz bu değil. Konumuz Dilophosaurus. Bu dinozor dinozorların popülerliğinin fitilini ateşleyen film olan Jurassic Park filmine gözüktü. Kendisi bu filmde zehirliydi ve boynunun iki tarafından açılan bir yelpazeye sahipti. Çoğu insan kendisini ilk kez bu filmde gördüğü için hayvanın bu görünümünü standart olarak kabul ettiler. Ancak gerçekte kendisi böyle gözükmüyordu. Gayet normal bir hayvandı. Bu gereksiz uzun kısımdan sonra abone olduysanız videoya geçebiliriz. Dilophosaurus günümüzden yaklaşık 196 milyon yıl önce Jura devrinin başlarında Kuzey Amerika'da yaşadı. Dilophosaurus 1942 yılında keşfedildi. Keşfedildiği yerde 3 adet fosil bulundu. Birincisi neredeyse tam bir iskeletti. İkinci iskelet ise çok daha fazla aşınmıştı. Aşınmış bir kafatası ve eklemli bir kol kemiği gibi parçalar içeriyordu. Üçüncü fosil ise neredeyse yok olmuştu ve sadece birkaç omurdan oluşuyordu. Dilophosaurus isminin anlamı çift başlıklı kertenkele demektir. Tür ismi olan Veterilis ise John Veterilla atıfta bulunur. Dilophosaurus'un bulunduğu familya konusunda pek çok tartışma döndü. Zaman içerisinde Megalozor da dendi, Önceden Serotosauridae'nin içerisindeydi. Ancak sonradan Serotosauridae'den ayrıldı ve Dilophosauridae adında bir familyaya yerleştirildi. Dilophosaurus'un ağırlığı yarım tona yakındı. Bunun yanında başından kuyruk ucuna kadar yaklaşık 7 metre uzunluğundaydı. Uzun zaman önce Samuel Welles, Dilophosaurus'un ısırlığının dil altı boşluğu nedeniyle güçsüz olduğu sonucuna vardı. Welles, Dilophosaurus'un ön sıradaki dişlerinin ısırmak veya koparmak, daha arkada yer alan dişlerinin ise delmek için kullanıldığını düşündü. Aynı zamanda birleşçil olduğunu, Büyük canlıları öldürecekse bunun çenesi yerine kolları ve bacaklarıyla yapacağı fikrini öne sürdü. Bunun yanında canlıların zehirli olabileceği fikri de öne sürüldü ve işin kırılma noktası geldi. Jurassic Park romanının yazarı Michael Crichton ilk romanda Drifosaurus'u kullandığı ve bu canlı romanda zehirli olarak gösterildi. Ardından bu roman filme uyarlandı ve filmlere bu zehir özelliğinin üzerine bir yelpaze eklendi. Ve Drifosaurus gerçekte böyleymiş gibi düşünülmeye başlandı. Öyle ki Google'a Drifosaurus yazarsanız bu hale çıkıyor. Ancak gerçekte Drifosaurus'ta bu iki özelliğinde olmadığını biliyoruz. Drifosaurus'u insanların gözünde tanınanı yapan şey tabii ki kafalarında bulunan çift başlıklar. Peki bu başlıklar ne işe yarar? Dinozorlarda ya da genel olarak tarih öncesi canlılardaki pek çok garip özellik için üretilmiş fikirler bu başlık için de geçerli. Bunlar cinsel seçilim, termoregülasyon ve kavga esnasında kullanılmak için gibi fikirler. Öncelikle bu başlıklar kavgada kullanılmak için fazla zayıflar. Termoregülasyon fikri de en başta mantıklı geliyor ama muhtemelen potansiyel etkilemek için kullanılıyorlardı. Dilophosaurus'un yaşadığı çevrede genel olarak küçük boyutlu canlılar vardı ama canlı çeşitliliği kesinlikle fazlaydı. Dilophosaurus'un yaşadığı çevrede başka dinozorlar, salyangozlar, köpek balıkları, kemikli balıklar, akciğerli balıklar, semenderler, kertenkeleler, kaplumbağalar, kabuklular ve memeliler yaşıyordu. Kısaca sıkıntılı ve kalabalık bir yerdi. İşte böyle. Dilophosaurus da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.